Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti il başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu. Terör örgütleriyle diz çöktüremeyenlerin hamdolsun ekonomi kozunu da böylece boşa çıkardık. Erdoğan, andımız tartışmasıyla ilgili olarak buradan bir kez daha tekrar ediyorum ki bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır dedi. İstiklal Marşımızda ifade edilen mesajları tüm kalbimizle idrak edecek ve hayata geçireceğiz. Evet, burada bir kez daha tekrar ediyorum ki bizim tek andımız İstiklal Marşımızdır. Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olaraksa elimizde yeni bilgiler var. Gün ola harman ola dedi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı, Türk vatandaşı bir hanımefendiyle yapacağı evliliğin resmi işlemleri için gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğundan bir daha çıkamadı. Hadisenin yetkili makamlarımıza haber verilmesinin ardından yapılan araştırma ve soruşturmalar bizi Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğü sonucuna götürdü. Buradan çıktı diyorsunuz. Çıktıysa biz de diyoruz ki ispat. Bu da yok. Kaldı ki 15 artı 3, 18 kişi. En sonunda 18 kişinin tutuklandığı kabul edildi. Bunu tabii ben Hadimul Harameyn-i Şerifeyn'den bizzat öğrendim, dinledim. Tabii şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Bu 18 kişi Cemal Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor. Bunun başka izahı yok. Çünkü fail bunların içinde. Fail bunların içinde değilse o zaman yerli işbirlikçi kim? Bunu açıklayacaksınız. Tabii elimizde başka bilgi, belge yok değil. Var. Gün ola harman ola. Ama çok aceleci olmanın da anlamı yok. Şimdilik ilk etapta bir defa Kaşıkçı'yı öldürenleri Suudi yetkililer açıklayacak. Erdoğan, pazar günü Suudi başsavcının da Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Pazar günü başsavcıyı Türkiye'ye gönderiyorlar. İstanbul'da başsavcımızla bir araya gelecekler, görüşmeler yapacaklar. Ve bu görüşmelerde bakalım ne gibi bir kanaat hasıl olacak, bunu da göreceğiz.